Gezegen Günlükleri serisine hepiniz hoş geldiniz gezegen halkı. Şu an ekranda gördüğünüz öğrenciler benim koçluğunu yaptığım öğrenciler ve biliyorsunuz biz Bilkent Mühendisi Twitch kanalında bütün gün boyunca birlikte ders çalışıyoruz canlı yayında. Bu video serisinin amacı da aslında bütün gün boyunca yaptığımız şeyleri günün sonunda sizlerle paylaşarak ertesi güne sizleri motive etmek. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığımızdan rakiplerimizin neler yaptığından da bir haber oluyoruz. O yüzden de birazcık size rakiplerinizi göstermek istedik. Hadi gelin bakalım kimler neler yapmış. Evet, Gezegen Günlükleri serimizin 33. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her ne kadar birileri bize sallasalar da, kudursalar da biz videoları çekmeye devam ediyoruz. Biz sizin için, size moral vermek, motivasyon vermek için ne kadar çalıştığımızı söylemeye her gün devam edeceğiz. Buse Sağ ile bugün başlayalım. ya abi. Kuturun. Hadi hadi. evet, ben bugün 12 saat çalıştım. 414 soru çözdüm. Güzel. Öyle. Şu an mesela başkaları da kudurdu. Evet, Hülya. Merhabalar herkese. Benim ikinci mezun yılım tıp fakültesi istiyorum. Bugün 11 saat oldu ama 3 saat dershaneydi. 8 saat Oo. çalıştım. 8'di mi yine? 8 saat çalıştım ama ya böyle az oluyor. Ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yayından sonra çalışacağım, onu ekleyeceğim. Yoksa az oluyor ya, böyle olmuyor. O yüzden tatmin olamıyorum. Bunu ekledim. Bir de 200 soru çözdüm. Tamam. Az Teşekkür oluyor ederiz. ya. Ne yapayım? Kazanamıyoruz. Bir kere de kazanalım yeter artık. Bakacağız. Bakacağız. Sıla yine hard modu açtıysa bilemiyorum. Evet, Begüm. Sesin gelmiyor şu an. Herkese merhaba. Ben mezunum. Hedefim tıp fakültesi. Bugün benim için gayet güzel geçti. 12 saat çalıştım ve 428 soru çözdüm. Çalıştığım konularda sözlükte anlam, zarflar, ısı ve sıcaklık, enzimler, madde ve özellikleri. Bir şey diyeceğim. Orada elektrik süpürgesi mi çalışıyor? Ben de bir şey çalışmıyor. Ha, sen arkandan bir ses geliyor da. Neyse sen mikrofonunu kapatsana bir gün. Bir dış ses geliyor. Aslı. Pandır Ben de bugün 8 saat çalıştım, 112 soru çözdüm. Konu olarak da biyolojiden hücre, fizikten hareket, Türkçeden de sözcükte yapı çalıştım. güzel. Ilgın'dan haberim Evet. yok. Evet. Ilgın'dan haberin yoksa sıfır. Sıla. Tamam. Merhaba, 12. sınıfım. Mimarlık istiyorum. Bugün 14 saat çalıştım. 368. Aa, 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 dün 15'ti, bugün 14. Şaka şaka. Devam et. 6'da kalktım. Güzel. Güzel. 14 saat gayet iyi. Güzel. Evet, Nimet. Abi, ben 12. sınıfım. Sayısal öğrencisiyim. Bugün paragraf çözdüm. Önce kaç saat çalıştın söyle. Şeyi 7 dağıtma. saat. Tamam, 7 saat çalıştım. Yani 7 saat bence iyi. Sıla fazla çalışmış biraz. Biraz mı? kadar. Neyse, konumuz bu değil. Problem çözdüm. Çözeltileri bitirdim. Bir de üçgende alan çözdüm. Evet. Yine Sıla senin yüzünden kaybedecek. 176'da soru çözdüm. Yo, benim yüzümden kaybetmiyor aslında. Peki. İki. Kazanamadık. Merhaba, benim ilk mezun yılım. Hedefim Gazi Tıp. Bugün 12,5 saat çalıştım. 501 soru çözdüm. Bu kadar. Yalnız fark ettiniz mi? Herkesin böyle şeyi artıyor. Her ne kadar birileri bize verimsiz geçse dese de biz bence gayet verim alıyoruz. Ben gözlerinizden onu görüyorum. Birkaç İşim haftaki var kalmadı ya. Sabah işte yayındaydım. He? Pardon, gerçekten tebrik ederim. Ne? Ben ne dedim anlamadım. Kim? Ben Dedim mi? ki, ben dedim. He. Dedim ki Ekin, tebrik ediyorum dedim. Sabah girdiğimde de yayındaydı. Sonra hiç çıkmadı ya. Akşama kadar yayındaydı maşallah. Çok güzel yani, tebrik Ama böyle ederim. söylersen kudururlar şimdi yine. Ne diyeyim ya, içimden geldi gerçekten. Güzel çalıştım Evet bugün. evet bence de. Ben bugün hiç gelmedim mi aralara? Acaba ondan mı bu kadar iyi çalıştınız? Artık aralara gelmesem mi? Bence alakası yok da ne. Öyle yapmayalım da şimdi Kemal abi yani. Beni özlediniz mi bugün? Aç oldu. Çok Asya. özledik. Asya. Ben mezunum. Hedefim otoelektrik elektronik.
Bugün 10,5 saat çalıştım. Paragraf ve program çözdüm sabah. Sonra fizikten iş güç enerji ve TYT matematikten de karma sorular çözdüm. 205 soru çözmüş oldum toplam. Güzel. Bu arada arkadaşlar yayınlara aralara hasta olduğum için gelemedim. Bunu da YouTube kitlesine buradan duyuralım. Emirhan? Ben bugün 11 saat çalıştım. 11 saat 25 dakika çalıştım. 161'de soru çözdüm. Ne çalıştığımı hatırlamıyorum. Yalnız Emirhan sen de bu aralar iyi çalışıyorsun ha, fark ettin mi? Aynen. Benimleyken 2 saat falandı en son. Bayağı artmış. Kaybetmediysek benim sayım deneyim. Evet. Salih? Merhaba arkadaşlar. Benim bugün 4 saat canlı dersim vardı. Kendim 8,5 saat çalıştım. Ve 7,5 mı da 8,5 mı? 8,5, 8. Tamam. Aynen. Pardon. Bugün yani şöyle değerlendirirsem, bugün akşama kadar zaten matematik çalıştım. Özel derslerime de akşam üzeri baktım. Edebiyat çalıştım. Bir de tarih çalıştım. Şimdi de bu yayından sonra da yine sözel derslerime devam edeceğim. Malum işlemlikçiyim. Yani vurursak matematikten yapacağız yani tarihi. O yüzden matematik önemli. Öyle yani. Teşekkür ederim. Kim mikrofonla oynuyor? Birisi mikrofonla oynuyor. Evet neyse. Bu arada Şeval'in takım arkadaşı kimdi? 8 saat çalışmış Şeval. Onu da yazabilirsin evet, tamam. İkinin yanına. Evet, Ezgi. Ezgi lütfen, sana sürekli çok iyi yorumlar geliyor ya YouTube'da. Böyle gözüme aynen. Çarpıyor bazen. Evet, ben de gördüm ama cevap vermiyorum ki sayılmasın. Böyle herkes seni ponçik buluyormuş. Öyle diyorlar. Bence Twitch'te o kadar değilim de YouTube'da biraz konuşmaya çekiniyorum. Ondan ponçik buluyorlardır. Neyse tamam daha fazla havalanmadım. Şeye geçelim. Yok havalanmadım. Öyle bir şey yok. Bugün 10 saat 52 dakika çalıştım. Ben bugün biraz buna havalandım aslında. Normalde bu kadar çalışmadığım için bu beni biraz mutlu etti. Ay sesim geliyor mu? İnternetim gitti galiba. Yok geliyor sesin. Ha, geliyor mu? Tamam internetim gitti sandım. Az önce birden koptu çünkü. 315 soru çözdüm. Bugün ne çalıştım? Sinir sistemi çalıştım. Vektörler çalıştım, bağlı hareket çalıştım, başka fonksiyon çalıştım. Biraz onların sorularını çözdüm, daha doğrusu çalışmadım. Paragraf çözdüm, problem çözdüm, bu kadar. Güzel, güzel, güzel. Berk? Ben de bugün limit sürekli çalıştım, enerji çalıştım, KÇÇ, bir de duyu organları. 12 saat 10 dakika, 319 soru. Atakan'ın da sesi bozulmuş da bana yazdı. 7 saat 15 dakika çalışmış ama çok verimli diyor. Bayağı verimli geçmiş yani. Onu bir de vurgulayarak söyledim. Bakalım. Atakan sesi gitmiş mi şu an? Konuşamıyor mu? Aynen. Mikrofon. Evet. Tamam peki. Evet. Bugünün kaybedeni ve kazananı. Kaybedeni Ilgın'la ben. Çünkü Ilgın'dan haberim yok. Yani kaç saat çalıştığını bilmiyorum. Kazanan da Sıla'yla Nimet. Oo, Nimet'e rağmen kazandı. Nasıl ya? Bir dakika Hülya'yla bu Akil ya mümkün değil. Nasıl Hülya ya? Ne kazandı? Şimdi, Nimet 7 saat çalışmış. Sıla'da 14 saat çalışmış. Aha. 21 ediyor işte. Hayır. Emirhan'la Asya pardon. Görmedim onu. Özür dilerim. Yalnız sürekli bu hataları yapma. Buse Hülya değil. Onlar 22. Buse, biz 21. Buse Hülya kaç? 12 Buse. Hülya'da 8. Aynı şey oldu. Dünkünden oldu. Aynısını yaptım ya. Kim kaybetmiş? Ama ilk bizi söylediği için akılda biz kalacağız. Hayır Emirhan Nasya kazandı. Hem aha, de 21 saat 55 dakikayla. Abi wow. Sen bizi saymadın bile ama işte kim kazandı bak. Tamam ben dedim ya zaten artık böyle gezegenler birbirine çok yakın oldu. Herkes her an kazanabilir diye. Şu an gayet iyi oldu bence. Bayağı iyi ben yani. Ben soğuk su içiyorum üstüne. Tamam 2 saat mi? Keşke yemek. 12 saat 50 dakika falan mı? Yok 12 saat. Ya 50 değildi de 10 falandır yani. Ya, tamam. Güzel yine güzel güzel. Üzgünüm, 21 saat 55 dakikayla kazandılar. tamam ben zaten kaç saat yemek yiyorum. İşte yemeseydim. Şimdi bana DM'den gelen bir soru vardı. Abi lütfen arkadaşlara sorar mısın?
11. sınıfta nasıl çalışmışlar veya 11. sınıfta keşke şunu yapsaydım dedikleri şeyler var mı diye bana bir soru gelmiş size sormam için. Cevap vermek isteyen var mı? Salih. Evet, 11. sınıfta bir, Türkiye'ye döndüğüm için Türkiye'ye uyum sürecim vardı. İki, güzeldi. Üç, şu yönden bir sıkıntı oldu. Yani sıkıntı olmadı ama olsaydı daha iyi olurdu dediğim. Ya 11. sınıfta keşke dedim dil bilgisini süper halletseydim. Şu an karma dil bilgisi soruları çözüyorum ekstradan Kemal abi. Yani senin ödevler hariç ekstradan. Çünkü çok önemli. Onu halletseydim tarihi, coğrafyam falan iyi ama çok daha iyi yapsaydım 11'deyken. Sadece 11'in konularına baktım o zaman. Yani ama yine de iyi oldu yani. Onları TYT kısmıyla alakalı mesela daha fazla şey yapsaydım. Şimdi mesela daha şey olabilirdi ama yine de halledilmedi şey değil. O yüzden alanınıza göre bence özelleri erkenden halledebilirsiniz. Güzel. Peki başka cevap vermek isteyen var mı? Ben de söyleyebilirim bir şeyler. Zaten ikinci dönem okula gitmedik ya. Birinci dönem full şeydi benim. Okula gidiyordum. Sonra dershaneye gidiyordum. Gelince çok yorgun oluyordum. Yurtta kalıyordum. Bir de direkt yatıyordum yemek yiyip. Yani dershaneye... 11. sınıftan bahsediyorsun değil mi şu an? Aynen. 11. sınıfın ilk dönemi ben çok yoruluyordum. Dershane beni çok yordu bence. Yani... Çok şey de katmıştır ama kendilerine güveniyorlarsa gitmeyebilirler bence. Yani gitmek zorunda değiller. Hülya? Bence 11. sınıfta kesinlikle 11. sınıfı halletmeliler. Eğer hani zamanları kalırsa 9 ve 10'a da bakmalar ama kesinlikle 11. sınıfı bitirmeliler yani. Bu yani benim diyeceğim. Bir de mesela ben 11. sınıfta şey diyordum. Hani keşke bu kadar bilinçli olsaydım daha iyi olur. Tabii bilinçliydim ama yani mezunun da bu katkıları var işte. Benim 11. sınıf aklım bir karış havadaydı. yani insan olgunlaşıyor büyüdükçe. Yani şöyle 11. sınıfı halletmenin yanı sıra halletmesen dahi yazın halledebiliyorsun. Bak ben korona sürecinde uçtum yani. Yani bayağı tutar var. Seni be yürü be Salih be ya. Ilgın, Ilgın geldi. Ilgın hoş geldin. Duyamıyoruz seni şu an. Ben bilmiyordum erken yayın oldu. Ben hala ders çalışıyordum. İşte bize eşlik lütfen etmezsen. Lütfen bizi kurtarsın o. Kaç saat evet Ilgın. Senin grubun. Ben 9 saat çalıştım. Bugün 0 sayılamayız. Kimle gruptun gerçekten sen? Gerçekten mi? Aslı Öztürk olması lazım. Evet benim. 17 saat oluyor o zaman bizim. Tamam şimdi kaybeden ben 9 saat çalıştım. Yeni kaybedeni söylüyorum. Tamam kazanan değişmedi. Asya ile Emirhan. Kaybeden. Aynen. Kaybeden de Ekin'le Şeval. Ekin'le Şeval. 20,5 saat. Ya yok, Aslı artık şunu gerçekten ben sorarken hesaplayın ya. Bu çok zor bir şey değil. Zor bir şey değil bu. Cidden basitleşirsizlik. Tamam. 12 saatle Begüm. Abi dün de ben 8 saat çalışmıştım ama o da 0 sayılmış. Ya Berkant yaktı beni. Bir dakika Begüm'le kimdi? Begüm'le kimdi? Berkant. Berkant kaç saat çalışmış? Berkant ölemediniz ki Berkant yok ama söylemedi. 5 saat falan çalışmıştık. Tamam Berkant'ı 5 saat say. Gelmeyeni 5 saat sayalım. O zaman kim kaybediyor? O zaman da eşit oluyor. Kimle Ilgın kaç soru çözdün? Ne? Kaç soru çözdün? Anlamadım. Gelmiyor sesi. Kaç arkadaşlar soru kaç soru çözdün Ilgın? Hadi. Çok uzadı bu iş. Ben mi? Heh. Ben bugün 86 soru çözdüm. Çalışmış. 86 mı? Berkant 6 saat çalışmış. 6 saat mi çalışmış? Tamam. Az önce Aslı ile Ilgın kaybetti. Bugünün kaybedeni Aslı ve Ilgın. Kazananı da Asya ve Emirhan. Kazananı abi, tebrik ediyor. Kaybedenleri kınıyoruz. Evdeymiş bir de Berkant. Efendim Nimet? Kazanan kaç saatle çalıştı, kaybeden kaç saatle kaybetti? Bunları da söyleyelim bence. Kazanan 23 saatle mi çalışmıştı? 22 diyelim. 21 saat 55 dakika. Tamam 22 saat. Kaybeden de 17 saat değil mi? 17. Tamam. Aynen. Gayet iyi. Güzel. Yarın biz de. Biz güzel. Nasıl kaybettik ya? Aralık iyice daralıyor. Bir anlar kameranı açabilirsin abi. Evet. Neyse. Bir şey olmaz. Şimdi başka bir şey söylemek isteyen, eklemek isteyen. Ben. Bir şey ekle.
Hoş geldin bu arada. Berkant dedi ki özellikle hoş bulduk. Bugün evdeymiş. Bugün evde olmasına rağmen 6 saat mi çalışmış? Evet. Sorsana utanıyor muymuş? Hiç utanma şeyi var mıymış? Utanıyordur ya ama hiç utanmıyor muymuş? 5'i yani? Açtı ya bir bence bir gelişme 5'i açtı. Tamam da zaten dershane şey okula gittiği günlerde de 5 çalışıyordu. Abi alışa gelmiş işte öyle yapmış. Yapacak bir şey yok. Alışa gelmiş ne ya? Evet. O zaman Sıla ile Buse de mi alışa gelmiş? Hep 12-13 saat çalışıyorlar. Evet abi bunlar hep şey meselesi. Bunlar hep kapitalizmin oyunları mı? O yüzden ha işi varmış. O yüzden okula gitmemiş. İşi varmış. Ya tamam yani. Ben Berkant'a güveniyorum zaten. Berkant'ın işi olmasa. Aynen. Berkant aynen. Yoğun adam olmasa derece yapacak da işte çok yoğun. O yüzden. Neyse arkadaşlar. Hep bir işi var. Evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Evet. Bizi izleyip iki türlü insan tipi var. Bizi izleyip motive olanlar. Bir de bizi izleyip kuduranlar. Yani bizi izleyip kuduranlar bizi hala neden izliyor bilmiyorum gerçekten. Yani bizi izleyip moraliniz bozuluyorsa bizi izlemeyin arkadaşlar. Bizim amacımız tamamen size motivasyon sağlamak. Yani kaç saat çalıştığımızı söyleyerek sizin de bu saatlere çıkabileceğinizi göstermek. Ki zaten fark ettiyseniz mesela Emirhan başlarda 2 saat çalışıyordu. Şimdi 10 saatte çıkardı. O zaman 2 saat çalıştım ben ya. Ya tamam abartma yapıyorum. Tatil günü 2 saat hatta hak yemedik ya. Evet. Ve verimli, doğru, verimsiz doğru. Verimli olayı var. Yani bu sizi ilgilendirmez. Yani bu sadece... O kişinin bilebileceği bir şey. Yani verimli mi verimsiz mi çalıştığını. Ve kim buradaki kimsenin de ben gerizekalı olduğunu düşünmüyorum. Sırf yayında fazla saat söyleyecek diye bütün gününü mahvedecek olduğunu. Ve yani 12 saat burada oturan bir insan hani çalışmadığı sürece yani otursa iki kelime bile okusa bir şeyler katarken ne diye düşünüyorum. Evet, hani yani... herkesin verimi farklıdır ve böyle gelip konuşmanın çok saçma oldu. Chat'in hepsi büyük harflerle kudurun yazıyor şu an. Aynen. Ben de evet, ama ben bizi izleyen bir en az 10 bin kişinin içerisinde en az 8-9 bin kişinin bizi halis duygularla izlediğine eminim. Ve o kişileri çok seviyoruz biz ekip olarak. Ve bütün sene de herkese rağmen, her şeye rağmen, bütün kötü yorumlara rağmen sizin yanınızda olup Twitch'te beraber sizinle birlikte ders çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Online kütüphanemizde biliyorsunuz. Bunu eşlik etmek çok kolay. Twitch uygulamasını indirip Bilkentli Mühendis kanalından bize eşlik edebilirsiniz gün boyunca. Ne zaman isterseniz biz buradayız. Sizi bekliyoruz. Ama lütfen hani kendinizi kandırmak yerine siz de bu videoları izliyorsanız eğer bağımlılık yaptıysa hani kendinizi aşmaya çalışın ve ders çalışın arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.